O gece Bülent Bey'le aranızda ne geçti? Gece depodan çıktığımda birden üzerime saldırdı. Ben sabah Bülent'i görmeye gitmiştim. Ama eve almadı beni. Kovmuştu. Ben de dışarı çıktım. Arabada bekledim. Hani hem çiçek var, atlas var evde. Hani onları bir şey yapmasın, zarar vermesin diye. Yakınlarında olmak istedim. Sonra beni sürükleyerek depoya geri götürdü. Boğazımı sıktı. Kaçmaya çalıştım ama beceremedim. Orada bir süre boğuştuk öyle. Akşam oldu. Atlas aradı. Çok korkmuştu. Bülent'in çiçeğe saldırdığını söyledi. Bunu söylemesiyle zaten benim arabadan koşmam bir oldu. Sonra boğazımı sıkarken elleri birden gevşedi. İskender'i işte ben o an gördüm aslında. Vurmuştu. Bülent üzerime yığılınca birden can haliyle fırladım, kaçtım dışarıya. İskender de iyi miyim, değil miyim diye peşimden geldi bana bakmak için. Peki. Siz depodan çıkarken Bülent yaşıyor muydu? Evet. Depoya döndüğümüzde Bülent orada değildi. Bahçede de yoktu. Yaşadığını düşündüğümüz için zaten polise haber vermedik. Dolayısıyla bu suçlamayı kim yapıyorsa iftira atıyor.